Herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzda birçok kişinin benden istediği şey, abi bu muhabbet kuşlarını üretiyoruz üretmeye. Satarken neler yapmalıyız, nasıl satmalıyız, satışı nasıl yani hani daha hızlı bir şekilde veya güvenilir bir şekilde kendimize işte nasıl çevre yapabiliriz tarzında bu tarz sorular geliyor, işte yorumlar geliyor. Sen satıyorsun mesela abi, şu YouTube kanalım var, işte Instagram kanalım var. Şimdi bu şekilde ben aklıma gelenleri sizlerle paylaşacağım. Şimdi biz ilk etapta ne yaptık arkadaşlar? Önce bir isim belirledik, işte Karadeniz Üretim dedik. Ondan sonra işte Instagram adresimiz oldu, YouTube adresimiz oldu, videolar çektik. Tabii ki şöyle, eğer ki yeteri derecede bilginiz yoksa, hani insanlara karşı bir şey veremeyecekseniz arkadaşlar, içeriklerinizi Instagram'da ve YouTube'da olsun farklı bir şekilde yapın. Yani işte ne yapın? Reels şeklinde kuşlarınızı paylaşın. İşte elinize alıp severken işte yani veya işte kuşunuzu slow motion paylaşabilirsiniz. Güzel müziklerle, o tarz şeylerle. Güzel bir Instagram veya işte YouTube hesabıyla böyle bir kendinize bir isim, bir marka değeri oluşturabilirsiniz. Bunu yapmanızdaki en önemli neden karşıdaki insanın size güvenmesidir. Çünkü alışverişin en temel noktası güvendir. Birçok kişinin bizleri tercih etmesinin işte hem alışveriş sitemizde karadenizpet.net'te hem Karadeniz Üretim YouTube kanalında bunun temel nedeni nedir? Bakıyorsun, ha bu adam samimi diyorsun, işte bu adam boş konuşmuyor diyorsun. Hani bu tarz dinliyorsun, biraz da sohbet, biraz da muhabbet. Kendinizi illa göstereceksiniz, çünkü ben bazı kişilere böyle önerince abi ben utanıyorum işte şöyle böyle, kendinizi illa göstermeniz gerekmiyor. Fakat mesela başkalarının videolarını, başkalarının resimlerini paylaşmayın. Mesela kendi bir üretimhanenizin, kendi hobihanenizin, videolarını paylaşın. Çünkü ben mesela Facebook'tan bir kuş alacağım zaman adamın tüneklerine kadar dikkat ediyorum. Dolandırıcı mı değil mi diye. Niye? Bakıyorum. Kafesler aynı kafesler mi? Mesela başkasının resmini paylaşmış mı, paylaşmamış mı? Onu dikkat edin. Mesela Google'larda, Google'da var, Google'da mı var? Başka bir arama motorunda mı var? Bir şey var. Görsel arama var. Mesela profil resmini oradan tarattırıyorum. Hani belki farklı birinin, yabancı birinin, yabancı ülkelerden birinin resmini mi almış? Yani bu bile bir güvenilirlik yani. Anlatabiliyor muyum? Mesela adam bir bakacak, senin duvarın bir rengi sarı, bir rengi işte bir dahaki videoda siyah. Veya işte birinde bayan eli var, birinde işte erkek eli var. Bunları belirtmeniz gerekiyor. Yani güvenilirliği hani öyle 3 videoda, 5 videoda, 10 dakikada, 5 dakikada veya 10 günde, bir ayda sağlayamazsınız. Aynı muhabbet kuşu üretimi yapar gibi bu kendinizi bir marka değeri üretmeniz gerekiyor. Ya bu marka değerinde nasıl üretirsiniz? En temeli yalan konuşmamak, samimiyet ve arkadaşlar gerçekler. Yani bunun haricinde başka hiçbir şey yok. İnanın. Yerli de yapıyorsanız mesela şöyle, nasıl baktığınızı, işte bugün temizlik yaptık, işte bugün gergiç verdik, bu zor bir şey değil ya. Instagram'a bir reels paylaşmak, bir video atmak çok zor bir şey değil yani bunu yapabilmek. Hem de keyifli oluyor yani, güzel oluyor. Mesela yavruları büyütürken işte annesinin resmini çekin. Annesi işte şöyle besliyor, biz annesine böyle verdik, bugün bu mamayı yaptık. İnsan oraya girecek, bakacak, tamam mı? Yani he lan diyecek, bak bu adam mamasını veriyor, temizliğini şöyle yapıyor, böyle yapıyor. O zaman şöyle bile oluyor. Mesela çoğu kişi mesela daha ucuza bir kuş veya işte daha ucuza herhangi bir şey bulduğu halde beni bekliyor. Niye? Çünkü bize güveniyor adam. Benden yana bir problem yaşamayacağını biliyor. Diyor ki, kendi ağzıyla söylüyor. Bakın ben şey yapmıyorum. Diyor ki, abi diyor 50 fazla olsun diyor, ben seni beklerim diyor. Veya bir ay sonra olsun ben seni beklerim diyor. İlla fiyat da değil. Bunu sağlamanız gerekiyor ve de ben hani bu şekilde doğmadım. Bir Karadeniz Üretim de hani birisinden satın da almadım. Bu tamamıyla emekli oluyor. Her gün bir şeyler paylaşmakla oluyor. Bunları sizinle paylaşıyorum. Sizler de yapabilin. Çünkü herkesin nasibi ayrıdır. Hiç kimse hiç kimsenin nasibini yiyemez.
Yani ben size bunu anlattım, sen yaptın, benim bir şeyim düşmüyor. Düşerse de düşsün, önemi de yok. Yani çünkü sizler de başarılı olun, sizler de bu işin bir yerinden tutun diye zaten biz buralara bu bilgi videolarını yüklüyoruz. Yoksa ben de paylaşabilirim yani, aa işte bugün suluğumuz kırıldı, bugün işte kuşlara yeni salıncak aldık, şöyle yaptık. Ben de bu videoları çekebilirim, hatta ben kendi ürünlerim var, yazarım böyle yaptık böyle yaptık diye. Ama ne yapıyoruz, bakın bu bile bir bilgi yani, size nasıl satacağınızla ilgili, neler yapabileceğinizle ilgili. Eğer ki bütçeniz varsa Instagram'da arkadaşlar böyle ufak ufak reklamlar atabilirsiniz. Yani bu Reels videolarına reklam olmuyor sanırsam, ama gönderilere falan reklam oluyor. Böyle 20 liraya 30 liraya arada çok beğendiğiniz bir içerik. Mesela ne yaptınız? Bir yavrunun en küçüklüğünden 30 günlük olana kadar bu hayvanı çektiniz mesela. Bu önemli. Bu sizin için güzel bir içeriktir. Bunu ne yapacaksın? Reklam atabilirsin. Çünkü bu herkesin hoşuna gidecek bir şeydir. Ondan sonra Instagram etiketlerini doğru takip edin. Yani Instagram etiketleri önemli. Neyi etiketin? Yani bir muhabbet kuşu paylaşıp oraya Sultan Papağanı diye etiket yapmayın. Mesela insanların mesela sorularına cevap verin ilk etapta. Anlatabildim mi? Çünkü mesela bizim şu an Instagram hesaplarımız var, YouTube hesabımız var ve yetişemiyoruz. Çünkü neden? WhatsApp'tan kafamızı kaldıramıyoruz çünkü, veya diğer işlerden. Çünkü benim 4-5 işim birden var. Yani o yüzden hani zaman ayıramıyoruz. Buraya gireyim de şuraya gireyim de bu olmuyor. Mesela Karadeniz WhatsApp katıl butonuna tıkladığınızda üyelik alabiliyorsunuz. Bu şekilde biz ne yapıyoruz? WhatsApp'ta oradan sorularınızı alabiliyoruz. Beni yanlış anlamayın, zamanım yok. Yoksa zamanımız varken, sadece YouTube'la uğraşıyorken tüm yorumları tek tek cevapladığımı eski takipçilerimin hepsi bilir. Ama şu anda maalesef zamanımız yok. Ama sizin varsa yapın. Çünkü bu bir samimiyeti geliştirir. Yani insanlara doğru yanıtları vermeniz gerekir. Kesinlikle ve kesinlikle şunu yapmayın. İşte fiyat bu. İstemeyen isteyen arar, isteyen aramaz. Bu tarz olaylara girmeyin. Bu tarz olaylara ya abi olmaz, kurtarmaz gibi güzel bir şekilde sohbet edin. Güzel bir muhabbet edin. Çünkü bu yayılır arkadaşlar. Aa bak bu arkadaş. Çünkü şu anda Karadeniz Petin ortalama %20, %25 müşterisi hep birilerinden. Çünkü WhatsApp'tan bize yazıyorlar. Ya abi işte seni bu önerdi, bu önerdi, şu önerdi, bu önerdi. Mesela Trendyol'da mağaza puanımız 10. Değerlendirmesi, ürünlerin değerlendirmesi neredeyse hep 5. Veya bir tane 4 var sanırsam ki, tam emin değilim. Hepsi 5. Bu ne oluyor? İşte bu işimizi iyi yapmamız, ya yani paketlemeyi iyi yapmamız, SKT'yi üzerine yazmamız, doğru olması, ürünün orijinal olması, cam şişe kullanmamız. Ya plastik şişeye koyup yollamıyoruz mesela. Çünkü neden? Plastik malzemede o ürün bozulabilir. Anlatabildim mi? Ama cam şişede herhangi bir problem oluşturmayacaktır, sıvı. Mesela kalsiyum bombası yazıyoruz. Hızlı stoğu yetiştirebilmek için yanımda kağıt yolluyorum. Diyorum ki kurutmadan kullanmayın. Yazmayabilirim. Bunu müşteri düşünebilir. Düşünmesi de lazım. Çünkü önceden eline bir kalsiyum bombası veya mineral blok almıştır. Bu nemli deyip kurutması lazım demesini bırakmıyoruz. Biz yazıyoruz çünkü bunu ilk defa yapan olabilir. Bunu ilk defa kullanıyor olabilir. Tüm ürünlerde kullanım kılavuzu yazıyoruz. Siz de Instagram'larınızda yapın. Mesela işte bu muhabbet kuşunun annesi bu, babası bu. İşte bu çikonun kızı. Kuşlarınıza isim koyun. Instagram'da şey olayına girmeyin bakın. Herkes beni takip etsin, ben takip etmeyeyim. Takip edin. İnsanları takip edin. Gönderilerine yorum yapın, işte beğeni atın. Paylaşmak her türlü güzeldir. Bunun mükafatını her türlü alırsın. Orada emin olun birisine yorum cevap yaz. Mesela Gervit nasıl kullanılır yazmış mesela, değil mi, birisi sana? Hemen yazarsın. Bilmiyor musun? Gir benim sistemden yaz. Hepsini ben yazdım çünkü. Kefil olurum. Yaz. O adam diyecek ki ha bak bu adam bir şeylerden anlıyor. Ben bunun sayfasına bir gireyim. Orada mesela o an sizden muhabbet kuşu almayacaksa bile senin muhabbet kuşu sattığını o an aklına yazmış oluyor. Lan diyor şöyle biri vardı diyor, bir bakayım diyor. Sen de o an muhabbet kuşu yoksa dahi sana soruyor. Yani muhabbet kuşu sayfası açmanız her türlü sizin işinize yarayacaktır. Yani YouTube belki biraz daha şey bu konuda, hani sohbet edemiyorsun, muhabbet edemiyorsun veya soramıyorlar. Ama Instagram tam bunun için bir nimet.
Bu ara şeyleri yasaklıyorlar canlı hayvan satışıyla ilgili. Muhabbet kuşunuzun resmini atın. Hani satılır veya sahiplendirilir yazmayın. Yoksa hesabınız kapatılabilir. Bizim iki kere hesabımız kapandı maalesef bu yüzden. O yüzden biz paylaşımları artık YouTube'dan yapıp Instagram'dan yazmanızı isteyebiliriz. Yani çeşitlendireceğiz yani. Bakacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Yani videomuz bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler için güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.